Arkadaşlar merhaba. Tinkercad'de hareket edebilir obje tasarımı ile alakalı kısa bir video hazırlamaya çalışacağız bu çalışmamızda. Tinkercad'de oturum açmış vaziyetteyim. Ana sayfa. Burada yeni tasarım oluştur diyorum. Şimdi hareket edebilir dediğimiz olay nedir? Önce ona bir bakalım. Sabit nedir? Onu örnekleyelim. Örneğin bir araç tasarladınız. Şöyle çok ilkel basit bir şey olsun. Şöyle gri yapalım hemen. Şimdi bunun tekerleklerin olması gerekiyor. Ne yaparsınız normal şartlarda? Şöyle hemen bir tekerlek ayarlayalım. Yuvarlak olsun. Örneğin şöyle bunu 90 derece döndürdüm. Şöyle tam şuraya konumlayacağım. Şöyle biraz yakından bakalım. Örneğin şöyle olsun. Ya yani şöyle de gelebilir. Çok da mühim değil. Şimdi bunu şöyle koyalım. Seçip şöyle üstten bakalım. Yine Shift ve Alt tuşlarına birlikte basarak kopyaladığımda evet. Şimdi buna baktığımızda bunu eğer 3 boyutlu yazıcıdan çıktı olarak alırsanız bu tekerlekler, hatta şöyle yapalım, hepsini gruplandıralım. Bunu çıktı olarak aldığınızda monoblok bir halde, yani tek bir blok halinde tekerlekler dönmeksizin şasiye yapışmış vaziyette sabit olacaktır. Yani bir biblodan farkı olmayacaktır. Ama biz uzuvları veya parçaları hareket edebilen objeler de tasarlayabiliyoruz. Bunları ayrı ayrı baskı aldığımızda ve birleştirdiğimizde hareket edebilen, hareket özelliği kazanmış nesneler oluşabiliyor. Bunu nasıl yapacağız? Neye dikkat edeceğiz? Şimdi ona bir bakalım. Şimdi şu örneği alacağız. Örneğin ben şu tekerleklerin bu şasiyle, bu gövdeyle beraber ayrı ayrı basıldığını ve takıldığında hareket ediyor olmasını istiyorum. Tabii siz burada çok farklı araba tasarımları veya farklı işte robotlarda kol, bacak, kafa tasarımları yapabilirsiniz ama bizim amacımız burada hareket mantığını konuşmak. Şimdi şu bizim gövdemiz olsun. Yine aynı usul. Bir tekerleğimiz var. Şöyle. Evet. Şimdi oyuncak arabalarınızı incelediğinizde göreceksinizdir. Oyuncak arabalarınızın şasilerinde mile benzeyen, aslında hani dingil de denilen metal bir çubuk görürsünüz. Bu o metal çubuk şasinin belli yerlerindeki işte şöyle bir yatağın içerisindedir veya bir oval bir boşluğun içerisindedir ve onun içerisinde hareket eder. Tekerleklere yapışmış vaziyettedir ve bu şekilde tekerlekler hareket özelliği kazanmıştır. Aslında burada yapacağımız mantık da bunun aynısı. Şimdi baskı olarak bunu almayı düşündüğümüzde, yazacağım bunu çıktı olarak düşündüğümüzde de nasıl yapacağız? Ona bir bakmamız gerekiyor. Yani bunu aldığımızda biz hareket edebilir halde olmasını istiyorsak ne yapacağız? Bir, öncelikli olarak şu gövdemizde o milin geçebileceği bir boşluğa ihtiyacımız var. Hemen o boşluğu yapalım. Şöyle şu kalınlıkta. Örneğin opsiyonel olarak 5 milimlik bir kalınlıktaki 1 mil bizim işimizi görecektir. Tam yuvarlak olması için tarafları arttırıyorum. Şöyle 5 milim çapında bir silindirimiz var. Ben bu silindiri şöyle uygun gördüğüm bir noktada şöyle olabilir. Konumlandırıyorum. 5 milim. Şundan bir tane örnek alayım. Şurada yedekte dursun. Şimdi ben bunu şu ikisini seçip gruplandırdığımda bakın ne oldu? Burada artık bir boşluğum var. Peki şimdi burada bir milim var. Hemen milimi de katı yapayım şöyle. Milim de katı olsun. Şimdi 5 milim çapındaki bir silindir 5 milim çapındaki bir delikten geçer mi? Tabii ki geçmez. Çok zor geçer ya da yani sıfıra sıfır olacağı için bizim istediğimiz o dönme hareketini gerçeklemez. O zaman ne yapacağız? İçerisinden geçecek olan mili ya ufaltacağız ya da deliğimizi büyüteceğiz. Ben mantık olarak şunu yapmak istiyorum. İçinden geçeceği deliği birkaç milim büyüteceğim. Şöyle 5'ti bunun çapı. Şöyle 5 ile bunu 5,2 yapıyorum. Çünkü 3 boyutlu yazıcıdan bunu çıktı aldığınızda hani sapmalar, kaymalar vesaire olmaması için 5,2 yeterli bir ölçü. Şimdi
Artık 5,2 milim kalınlığında bir deliğim var. Çapında bir deliğim var. 5 milim çapında bir milim var. Peki, güzel. Şimdi gelelim diğer mevzuya. Bu buraya baskı olarak alındığında bu buraya artık takar ve bunun içerisinde hareket edebilir. Ancak bir şeye daha ihtiyacımız var. Tekerleklerin bu mile monte edilebilir olması gerekiyor. Peki. Tekerlekleri buraya monte edebilmek için neye ihtiyacım var? Oyuncak arabalarda nedir? Bunu buraya yapıştırırsınız normal şartlarda. Siz isterseniz ucunda bir vida deliği koyup içerisine bir vidayla da sabitleyebilirsiniz. Bu tamamen sizin tasarımsal senaryonuza bağlı bir durum. Ben basitçe olması anlamında hani onunla konuşuruz ama önce bunu yapalım. Şimdi milimiz burada. Bunun çapı 5 milim. Burada bir deliğimiz var. 5,2 milim. Bu milin aynı zamanda baskı alındıktan sonra bu tekerleklerin içine de girmesi gerekiyor. O zaman şöyle bir şeye ihtiyacım var. Bu mili bir daha kopyalıyorum. Shift ve alt tuşlarına bastım ve onu çoğalttım. Şimdi dik yapıyorum. Tam dik olacak şekilde. Tam ortasına gelecek şekilde. Çünkü ortasına gelmesi rotasyon yani dönme eğiliminin sağlığı açısından çok önemli. Tam ortasına konumladım. Ve bunun modunu yani şekil modunu delik yapıyorum. Ancak 5 milim çapında bir milim var. 5 milim çapında bir deliğe bunun girmesini sağlayabilir miyim? Biraz zor. Yani yapıştıracağımızı falan varsayarsak biraz zor. O zaman ne yapacağım? Ben bunun deliğini 5 değil de yani bundan çok az küçük yaparsam benim için yeterli olacak. Yani 5,1 yapayım bunu da. Şöyle 5,1 olsun. Tekrardan gerçi tam hizalanmış vaziyettedir ama biz yine de bunu eşitleyelim. Şimdi ben bunu gruplandırırsam tekrar ne oldu? 5 milim çapında bir milim var. Baskı alabilirim. 5,2 milim çapında bir delik açılmış gövdem var. Ve 5,1 milim çapında ortasında boşluğu bulunan bir tekerleğim var. Ve ben bu tekerleği, bu mili taktığımda etrafına bir silikon veya yapıştırıcı sürüp taktığımda donduğunda benim milim bu tekerlekle beraber artık hareket edebilir hale gelecek. Dediğim gibi tasarım senaryosu tamamen size kalmış vaziyette. Eğer isterseniz bu gövdeye sabit olarak bunu yaparsınız. Monte edersiniz. Tekerleği direkt baskı aldıktan sonra mesela buraya takarsınız. Tabii şu an döndüremiyorum. Şöyle olsun. Örneğin bunun şu şekilde sabit olarak baskı alındığını düşünün. Örneğin şöyle gelsin. Şunu ufaltayım biraz. Şöyle. Bunların sabit baskı alındığını düşünün. Baskıdan sonra tekerleği alıp buraya taktığınızı varsayın. Hepsi olabilir. Mümkün ama 3 boyutlu yazıcılardan çıktı alındığında bir durum var. Şurası kırıldığında bir daha buraya bir parça monte etmek zor olabiliyor. Bu yüzden ben burayı delik olarak düşünüyorum. Hani delikten olduğu takdirde mili buraya takıyorsunuz. Bu mil kırılsa veya kopsa bile sadece bunu bastığınız zaman yeniden sistem çalışır halde devam edebiliyorsunuz. Bu yüzden bu mantığı böyle düşünüyoruz. Şimdi buradaki boşluğumuz bu şekilde. Tekerleğimizi çoğaltıyorum. Bundan bir tane daha ihtiyacım var. İkinci tekerlek. Tamam. Şimdi arkaya da bir şeyimiz olsun. Arkaya da bir boşluğa ihtiyacımız var. Onu da çekelim. Yine shift ve alt tuşlarına birlikte basıyorum. Şöyle bir arkaya da bir delik açıyorum. Açtım. Bunu grupladım. Şimdi şu milimizin boyutlarına bir bakalım. Şimdi milimizin boyutu ne kadar? 34 milim. Peki. Kutumuzun genişliği ne kadar? 20 milim. Lastiklerimizin genişliği ne kadar? 8. 8. 16. Yani toplam şöyle yan yana koyduğum zaman sıfır durduğunda ölçümüz 36 milim. Bizim tekerleğimiz şuradaki milimiz 34. Ben bunu 36 nokta hani 37 yapacağım ama 36,5 olarak ayarlamak istiyorum. Yani ben bunu baskı aldığımda şöyle tam hizaladığımda, tam sıfırladığımda ne olmuş olacak? Şu arada hafiften bir dönme sürtünmemesi açısından bir boşluk olmuş olacak. Tamam. Güzel. Şimdi bir tane de bundan arkaya çoğaltıyorum. İki tane oldu. Tekerleklerden iki tane lazım. Yine alt ve shift'e birlikte bastım. Çoğalttım. Şöyle komponentimizi hazırlayalım. Şunu şuradan bir yok edelim. Ama yine orada olmaya devam etsin. Şöyle şu ikisini tutuyorum. Shift'le beraber çekiyorum ki. Tamam. Şöyle bu buraya hizalandı. Bu da buraya hizalansın.
Şöyle. Yani aslında şu an bir montaj işlemi gerçekleştirmeye çalışıyorum. Bakıyorum. Evet. Baskılar alındıktan sonra, yani baskıları alındığını düşünün. Ben baskı aldım. 4 tekerlek, 2 mil ve şu gövdeyi baskı aldım. Ve bu baskıyı aldıktan sonra bunları bir araya getirdiğimde milleri takacağım. Sonra tekerlekleri buraya sabitlediğimde, getirip taktığımda şöyle, bakın şurada gözüküyorlar şu an, çok önemli değil. Şöyle aşağı indiriyorum, tam denk gelecek şekilde. Geri kalan ince detayları istersen klavye tuşlarıyla şöyle, evet. Hatta şu an milim ayarlayamıyorum, o yüzden 0,1 milim alıyorum bunu. Şöyle yaklaşalım, şöyle görelim olayı. Bu şekilde yaptığınız zaman, yani nerede yaptığınız zaman, baskı aldıktan sonra yaptığınızda, 4 tekerlekte yerleştirdiğiniz takdirde, tabi bu mil biraz daha kayacak bu tarafa, bu kadar çıkıntı kalmayacak çünkü ona göre ayarlamıştık. Ne olacak? Aracımız hareket edebilir hale gelecek. Yani dönme eyleminin mantalitesi budur arkadaşlar. Bu şekilde yaptığınız baskılarda, tasarımlarda, araçlarınız tasarımlarında modelleriniz hareket edebilir. Bu tabi ilkel basit bir yöntem, basit bir araç. Bunu değiştirebilirsiniz her türlü.